Oldukça zor ve yoğun bir haftayı geride bıraktık ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi kapanış rakamlarını sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaki önemli haber başlıklarını konuşacağız ve bunların da piyasalara yansımalarını değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Herkesin merak ettiği soruyla başlayalım. Biden 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklamış olmasına rağmen altın neden geriledi? Neden 1828 dolar seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdi? Altında bir trend değişikliği mi var? Ana trend bozuldu mu ve bundan sonraki süreçte düşmeye devam edecek mi? Hayır, teknik olarak da temel olarak da altın fiyatları uluslararası piyasalarda yükselmeye devam edecek. Bu yıl içerisinde biz 2300-2500 dolar aralığını konuşuyor olacağız. 2500 dolar hedefi de çok rahat bir şekilde görülecek 2021 yılı içerisinde. Bunu peşin peşin niye söylüyorum arkadaşlar? Çünkü panikleyenleri görüyorum ya, çok yüksek seviye alımlar gerçekleştirdik. Bu kadar yüksek seviyeden aldığımız altınlar acaba elimizde mi patladı diyenler olabilir. Hayır arkadaşlar, altında ana trend yukarıyı çok net bir şekilde teknik olarak gösteriyor. Temel verilerse bunu desteklemeye devam ediyor. Bakın, Biden 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıkladı ve önümüzdeki günlerde çok daha yüksek miktarlı teşvikler açıklayacağının da sinyallerini verdi. Hem de çok net bir şekilde verdi. Açıklanacak her yeni teşvik paketi altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Onun için diyorum sizlere, 2021 yılı içerisinde biz 2300-2500 dolar aralığındaki altın ons fiyatını konuşuyor olacağız. Tabii bunun Türkiye'deki yansıması da gram altın fiyatlarının yükselişi şeklinde olacak. Türkiye'de de doların yükseliş eğiliminde olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, 7.26 seviyesine kadar gevşemiş olabilir. Ancak buradan tekrar yükseliş eğilimine girdi. Eğer ki Merkez Bankası bir faiz arttırımına gitmezse ve kısa vadeli dış borçla cari açık hala büyük bir sorun olmaya devam ederse zaten doların çok daha hızlı ve sert yükselişlerle karşımıza çıktığını göreceğiz. Çok kısa vade için konuşuyorum. Altının gram fiyatı hızlı bir şekilde geldiği noktaya, yani 540 lira seviyesine geri dönecek. Sonrasında çok rahat bir şekilde kendisini 600 liranın üzerine atacak ve 2021 yılı içerisinde en iyi ihtimal biz 700-800 aralığında bir gram altın fiyatını konuşuyor olacağız. Kırılmalar büyük olursa, rekor denemeleri sert olursa altının onsunda ve tabii ki Türkiye'deki dolarda, o zaman 1000 liraların üzerine çok rahat bir şekilde çıkacağız. Zaten 2021'de muhtemelen artık dolarda çift haneli rakamları göreceğiz ve kırılmalara bağlı olarak da 16 lirayla 20 lira aralığında bir dolar fiyatına ulaşmış olacağız. 2300-2500 dolar seviyesine gelmiş bir altın ons fiyatı da 1000 liranın üzerinde bir gram fiyatını işaret edecek. Gümüşte de aynı hesabı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta gümüş bir miktar daha agresif hareketler yapabilir. Gümüş fiyatlarının da 14-15 lira seviyelerine kadar gittiğini görebiliriz. Onun için sakin olun arkadaşlar. Eğer ki uzun vadeli işlem yaptıysanız ve meseleniz paranızı korumak ise önümüzdeki bir sene içerisinde hiç telaş yapmanıza gerek yok. Hiç tedirgin olmanıza gerek yok. İlerleyişini devam ettirecek. Şimdi sorunun cevabını verelim. Peki 1828 dolar seviyesine kadar neden düştü? Açıklanır açıklanmaz teşvikler. Beklenti gerçekleştikten sonra düzeltme hareketini yapıyor. 1828 değil, 1798 dolar seviyesine kadar da düşebilir. Ama buradan tekrar kendisini toparlayacak. İlk hedefini konuşuyorum size. 2012 dolar seviyesi olacak. Bir kez daha söylüyorum. 2012 dolar seviyesi ilk hedefi olacak altının onsunun. Daha sonrasında 1960-80 aralığına kadar gevşeyecek ve bir sonraki aşamada da 2100 doları kırıp 2300 dolara gidecek. Geçen hafta hem teşvikler önemliydi, hem de Powell'ın açıklamaları önemliydi, hem de Fed'in başkanlarının, diğer başkanlarının açıklamaları önemliydi ve bu açıklamalarda aslında altın fiyatlarının yükseleceğini bize çok net bir şekilde gösteriyordu. Sadece teknik bakarsak kadük kalırız arkadaşlar. O açıklamaları da bir gözden geçirmemizde fayda var. Mesela Fed başkanları ne dedi? Varlık alımlarını devam ettireceğiz dedi. Orada bir düşüş olmayacak dedi. Çünkü uluslararası piyasalarda bunun spekülasyonu yapılmaya başlanmıştı. Teşvikler açıklandıktan sonra oluşacak parasal bolluk nedeniyle Fed varlık alımlarını azaltacak, enflasyonist bir ortam oluşacak ve Fed faiz arttırımlarına gidecek diye bir spekülasyon oluşturuluyordu. Ve bunun karşılığında da önce Fed başkanları açıklama yaptı. Hayır, varlık alımlarını azaltmıyoruz dedi.
verdi. Sonrasında da katıldığı bir toplantıda Fed Başkanı Powell bir açıklama yaptı. Enflasyon %2,5'un üzerine gidene kadar faiz arttırımı yapmayı planlamıyoruz. Ancak burada bir temel mesele var arkadaşlar. Teşvikler bu şekilde agresif olarak arka arkaya çıkartılmaya devam ederse öyle ya da böyle Amerika'da enflasyonist ortamı görmeye başlayacağız. %2,5-3 aralığına doğru giden bir enflasyon ortamı göreceğiz ve bu da Fed'in artık faiz arttırımına başvurmasını kaçınılmaz hale getirecek. Fed'in yapacağı faiz arttırımları bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar sıkışıklığını daha da arttıracak. Kendi makroekonomik sıkıntılarımız dışında bir de Fed'in faiz arttırmasıyla birlikte doların yükseliş eğilimi hızlanacak. Evet, bir takım düzeltmeler, bir takım geri çekilmeler görebiliriz çok kısa vadelerde ama orta ve uzun vadede doların yükseliş eğilimi devam edecek. Bir yığın faiz arttırımı yapılmasına rağmen vatandaş döviz almaya devam ediyor. Bakın, 598 milyon dolarlık döviz alımı gerçekleşmiş geçen hafta. 235 milyar doların üzerine çıkmış mevduatlar. Dolayısıyla rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediliyor. Her ne kadar Merkez Bankası faiz arttırsa da mevduatların dövizden Türk lirasına dönmesini sağlayamıyor. Bir başka önemli ayrıntı, banka mevduatlarında 25 milyar liralık bir eksilme söz konusu. Yani vatandaş Türk lirası hesaplarını çekip onları da dövize çevirmeye başlamış. Dolayısıyla ne kadar ucuz fiyat görürse o kadar alım yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın temel meselelerinden birisi, evet, enflasyonu düşürmekti faizi arttırırken ama daha önemlisi eksi 50 milyar dolara kadar düşmüş olan rezervlerini toparlayabilmekti. Görüyoruz ki Merkez Bankası rezervleri dolmuyor. Aksine boşalmaya devam ediyor. Yine Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 1.3 milyar dolar eksilmiş durumda. Demek ki rezervler yukarıya değil aşağıya gitmeye devam ediyor. Bunun temel sebebi de dövizin ucuz tutulmaya çalışılması. Geçen haftanın kritik haberlerinden birisini de sizlerle paylaşmıştım. Eylül ve Kasım aylarında altın rezervlerini boşaltmak zorunda kaldı Merkez Bankası demiştim. Yine Merkez Bankası verilerinden yola çıkarak söylüyoruz bunu. Eylül ve Kasım aylarında yapılan altın satışlarıyla neredeyse 65,5 ton altın satılmış durumda. Bu da Merkez Bankası rezervlerinin altın rezervlerinin %10'undan fazlasına denk geliyor. Peki satılan bu altın nerede kullanıldı? Tabii ki dövizi baskılamak için yine kullanıldı faizin yanı sıra. Dolayısıyla bakın, bir yandan altın satılıyor, bir yandan faizler yükseltiliyor, bir yandan uluslararası piyasalardan kaynak bulunmaya çalışılıyor. Buna rağmen, evet, bütün bunlara rağmen hala Merkez Bankası'nın rezervleri düşüyor. Hala döviz 7.20'ler seviyesinde geziyor ve sonrasında tekrar kendisini 7.50 seviyesine atıyor. Bakın arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faiz toplantısına kadar doların yükseliş eğiliminin çok net olduğunu göreceğiz. 7.90 seviyesine doğru gidecek. İlk noktası 7.98 aralığı olacak. Eğer ki Merkez Bankası yeni bir faiz arttırımına gitmezse, Deutsche Bank'ın istediği gibi, yani 100 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmazsa, geldiğimiz yere geri döneriz. 8.40 seviyesinde bir dolar kuru görürüz. Reel sektörde biraz konuşmak gerekiyor burada. Geçen haftanın önemli başlıklarından birisi de çünkü reel sektörün en önemli temsilcisi olan Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasıydı. Yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun açıklamasıydı. Ne dedi? Yüksek faizler reel sektörün belini bükmeye devam ediyor. Bankalar çok yüksek oranlar kullanmaya başladılar. Reel sektörün büyümesinin önünde çok ciddi bir engel. Bırakın büyümeyi. Bakın, bırakın büyümeyi, yıkılmasın yeter diyeceğim. Çünkü reel sektörde 600 binden fazla firma zaten kredilerle ayakta durmaya çalışıyordu ve %20 seviyesinin üzerine çıkmış bir kredi faiz ortamında, üstelik ticari kredilerden bahsediyoruz arkadaşlar, kimsenin ayakta durması mümkün değil. Kredilerle kendisini finanse etmesi mümkün değil. Bunun üzerine diğer yükleri de koyduğunuz zaman reel sektör çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Ama biz burada bas bas bağırırken ne yazık ki reel sektör temsil eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nın gıkı bile çıkmamıştı. Hatta alkışlamışlardı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve ekonomi yönetimini. İyi ki bu ekonomi yönetimi değişti diye. Ha, önceki ekonomi yönetimi doğruyu mu yapıyordu? Tabii ki hayır. O
Onlar da aynı yolları izliyorlardı. Şimdikiler de aynı yolları izliyorlar. Sadece para oyunlarıyla ekonominin güzel gittiğini göstermeye çalışıyorlar. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Dünyadan önemli bir başka gelişme de korona hızla yayılıyor. Hatta son verilere baktım. 95 milyon kişinin üzerine çıkmış durumda vaka sayısı. Ölümler de 2,5 milyon kişiye hızla yaklaşıyor arkadaşlar. Tüm aşılama çalışmalarına rağmen. Biliyorsunuz aşı ilk İngiltere'de vuruldu. Milyonlarca insana yapıldı. Ona rağmen şu anda İngiltere'de rekorlar kırılıyor. Geçen seneden çok daha ağır bir tablo var. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de aslında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçen seneye göre çok daha yıkıcı bir dönem yaşıyor olabiliriz dedi ki tabloda onu gösteriyor. Evet belki aşılar işe yarıyor ama yeterince insana ulaşmadığı için hastalığın hızına yetişemiyor. Dolayısıyla hastalık yıkıcı bir şekilde insanları öldürmeye devam ediyor ya da onlara yayılmaya devam ediyor. İşte Merkel bunun önünü kesebilmek için tam kapanmayla ilgili bir süreç tekrar başlatacak gibi görünüyor 20 Ocak tarihi itibarıyla. İngiltere kapılarını tamamen kapattı. Ne yurt dışına vatandaşını gönderiyor ne de yurt dışından birilerinin ülkesine gelmesine izin veriyor. Bazı haberlere göre stadyumlar, kapalı spor salonları morg olarak kullanılmaya başlanmış. Olayın vehametini siz kafanızda ayrıca tasarlayın arkadaşlar. Bu hastalık ne yazık ki devam ediyor ve yıkıcı olma özelliğini arttırarak devam ediyor. Bu ne demek arkadaşlar? İngiltere, Almanya örneği de gördüğümüz gibi ülkeler ve ekonomiler kapanmaya devam edecek. Türkiye'nin ihracat yapma problemi daha da artacak. İthalat yapma problemi de artacak. İthalat yapamadığı için kıtlık ekonomisi, ihracat yapamadığı için dış ticaret açığı ve cari açık problemiyle karşı karşıya kalacak. Nitekim zaten Kasım ayı itibarıyla 40 milyar doların hemen eşiğine gelmiş durumdayız. 37 milyar dolarlık bir cari açığımız söz konusu. Aralık ayı rakamlarının sonrasında da 42-43 milyar dolar civarında bir cari açığa ulaşmış olacağız. Geçen hafta kısa vadeli dış borç rakamları açıklandı. Orada da tablo her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. 184,5 milyar dolarlık kısa vadeli bir borcu var Türkiye'nin. Özel sektörün, kamunun, Merkez Bankası'nın. Ve bu borç, kısa vadeli borç her geçen gün biraz daha hızlı artış gösteriyor. Uzun vadeli Türkiye borçlanamıyor. Kısa vadeli borçlanmaya başlamış. Son 7 aya bakıyorsunuz kısa vadeli borçlar 20 milyar dolar artmış arkadaşlar. Şaka maka değil bunlar. Bir başka tablo, bütçe verileri açıklandı yine geçen hafta. 2020 yılı bütçesine bakıyorsunuz. 180 milyar liraya dayanmış bir bütçe açığı söz konusu. Faiz ödemelerine bakıyorsunuz. 135 milyar lira. Bütçede de çok ciddi bir bozulma var. Bir tarafta kamu harcamalarında ve bütçede bozulma. Öbür taraftan dış borçlarda bozulma. Düşürülemeyen enflasyon, yükselen faiz ortamı, bas bas bağıran reel sektör, bütün kaynaklar kullanılarak düşürülmeye çalışılan, buna rağmen sabit duran bir döviz. Euro, sterlin, dolar fark etmez arkadaşlar. Totalde bu bize neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Türkiye'nin krizi ayyuka çıkacak. Türkiye'deki kriz patlayacak, ortaya çıkacak. Kur şoklarıyla karşı karşıya kalacağız. Kurdaki kontrol edilemez yükselişler reel sektörün daha da büyük bir çıkmaza girmesini beraberinde getirecek. Bütçe açığı beklenenin çok daha üzerine çıkacak. Nitekim geçen sene beklenen bütçe açığına göre gerçekleşen bütçe açığına baktığımızda %35 oranında bir artış, bir fark görüyoruz. Yani demek ki bütçe açığı 2021'de de çok daha sert bir şekilde artmaya devam edecek. 240 milyar liralık bir bütçe açığı bekleniyor ama muhtemelen 300 milyar liraların üzerine çıkan bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağız. Neden? Vergi gelirleri artmayacak arkadaşlar. Vergi gelirlerini arttırmak için yapılan zamlarsa enflasyon tetiklemeye devam edecek. Öbür taraftan hem vatandaşın hem reel sektörün belini bükmeye devam edecek. Vatandaşın ve reel sektörün belinin bükülmesi ne demek biliyor musunuz? Bankacılık sisteminin de çökmesi demek. Kamunun da çökmesi demek. Kamu harcamalarının yapılamaz hale gelmesi demek. Gelin biraz rakamlara bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor? Borsa 1524 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Çok yüksek bir seviye arkadaşlar. Bu kadar büyük kırılganlıklar varken borsanın bu seviyelerde kalma ihtimali yok. Kalırsa da emin olun bir balon etkisiyle ayakta kalacak. En ufak bir dokunuşta da yıkılması kaçınılmaz olacak. Dolara bakıyorum arkadaşlar. 7.47 26 seviyesinden kapanışını gerçekleştirmiş.
vermiş. Muhtemelen açılış itibarıyla 7.50'nin üzerine atacak. Hafta boyunca yükselişleriyle birlikte 7.98 aralığına gidecek. Euro 9.02.50, sterlin 10.15.26 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Dolar 7.90'a giderken euro 9.30'un üzerine atacak kendisini. Sterlin de 10.50 seviyesinin üzerine atacak kendisini. Parite cephesinde 1.20 aşağıya doğru zorlanıyor. Muhtemelen 1.20 aşağıya doğru kırılacak ve 1.15'e yolculuğu başlayacak. Paritenin ilk etap için konuşuyorum arkadaşlar. Altının onsu 1828 dolardan kapanışını gerçekleştirdi. Bir düzeltme hareketi var. 1798 dolar seviyesine kadar gidebilir. Kısa vadeciler için konuşuyorum. Yoksa ana trendde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. 1798'den geriye döner ve sonrasında da 2010 seviyesine kadar yükselişini devam ettirir. Biraz geri gelir 2100'e gider. Biraz geri gelir 2300'e gider. O kademelerin hepsini de yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gram altın 437 lira seviyesinde, artık dip seviyelerdeyiz arkadaşlar. Yükseliş eğiliminin hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Geldiğimiz yer olan 540'a çok hızlı bir şekilde geri döneceğiz. Sonrasında ise önce 600 sonra 700-800 aralığı, kırılmalara bağlı olarak 1000 liraların üzerine göreceğiz. Gümüşün onsu ve gümüş gram da yine altına paralel olarak hareket edecek. Ham petrol arkadaşlar 52 dolar seviyesinde, Brent petrol 55 dolar seviyesinde yeniden bir bozulma görülüyor ve 50 dolar aşağıya doğru bu hafta içerisinde kırılırsa kimse şaşırmasın. Dolar endeksi 90'ın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu 95'e doğru ilk hedefi işaret ediyor. Türkiye'nin CDS'i şu anda 315 seviyesinde. Bozulmalar iyiden iyiye gündeme geldikçe yine Türkiye'nin CDS'i önce 400'ün üzerine atacak kendisini, sonrasında da 600 seviyesine doğru giden bir CDS fiyatı göreceğiz. Bitcoin arkadaşlar çok enteresan dalgalanmalar yaşıyor. 42.000'e gitti, 30.000'e düştü. 40.000'e gitti, 35.000'e düştü. 37-38'e gitti, şu sıralar 34.000 seviyesinde. Ciddi bir dalgalanma var. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kripto para cephesinde. Bununla ilgili de sizleri uyarmak istiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta dolardaki yükselişi, altının onsunda önce hafif bir geri çekilme, sonrasındaki sert yükselişi hep birlikte izleyeceğiz. Kripto para cephesinde bu dalgalanma da devam edecek arkadaşlar. Kritik seviyelerden birisi Bitcoin için bence 30.000 dolar. 30.000 dolar kırılırsa aşağıya doğru 23.000 dolar seviyesine kadar gidebilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.